neredeyse rüya gibi. Gerçekten ben şu ana kadar kendimi yabancı hissettim. Merhaba dedim havalimanında. İstanbul en güzel bir yer. Türkler çok sıcak insanlar, her zaman yardımcı oluyor. Allah şükür buraya geldim. 5 dakikada Avrupa yakası, Anadolu yakası. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programda sizin hayat hikayenizi konuşacağız. Türkiye'ye geliş serüveniniz, neden Türkiye'ye geldiniz, Türkiye'yi seçme sebepleriniz nelerdi, burada neler yaşadınız? Kendi ülkenizle kıyasladığınızda farklar neler? Türk mutfağına alıştınız mı? İlk neyi gördünüz, neye şaşırdınız? Ne ummuştunuz, ne buldunuz? Bunları konuşacağız. Muhammed senle başlayalım. Sen Suriyelisin ama başka bir yerde mi yaşadın, Suriye'de tabii, mi yaşıyorsun? Suudi Arabistan'da yaşıyorum. Tamam. Benim adım Muhammed Dağıstani, Suriyeliyim. Suudi Arabistan'da yaşıyordum. Liseye kadar, liseyi bitirdikten sonra yurt dışına okumaya karar verdim ve İstanbul'a geldim. Ne kadar oldu Türkiye'ye geleli? Bir senedir. Bir senedir buradasın. Evet. Peki. Yaklaşık. O geliş serüvenini de konuşacağız birazdan. Neler hissettin, neler hissetmedin? Bazı arkadaşlar ya ben zaten gelip gidiyordum o yüzden çok farklılık olmadı diyor ama bazılarında oluyor. Hüsamettin sen Afganistan'dan geliyorsun. Evet. Benim adım Hüsamettin Nur. Ben Afganistanlıyım. Ben de lise mezunuyum. Burada 5 aydır Türkiye'de geldim. Şu an Tumar'da Türkçe öğreniyorum. İkinci seviyeyim. Bu kadar diyorsun. Peki, Azim, sen 2015'ten beri buradasın. Evet, Yemenlisin. Buradayım. 2015'ten beri buradayım. Öğrenci olarak okuyorum burada. Evet, çok zaman oldu bana Türkiye'de. Bu ekibin arasındaki burada en eski sensin diyebiliriz 2015. Türkiye'ye gelmeyi nasıl seçtin, nasıl karar verdin? Aslında benim memlekette bir iç savaş çıktı. Ama bu savaş alakalı, yani bu konu savaş alakalı değil. Babam buraya söyledi bana, git oraya öğren Türkçe'ye, bu Türkiye. Türkiye'ye iyi tanışın ve adam ol. Öyle, öyle karar verdin. Evet. Sen Türkiye'ye gelmeyi nasıl tercih ettin? Türkiye'ye, çünkü Türkiye genel ülke, herkes istediğini yapabilir. Bu için geldim buraya, ekonomi okuma için. Sen Türkiye'yi yine aynı şey okumak için. Evet. Bunu şey seçtin. Ben liseyi bitirdikten sonra şöyle düşündüm, ben yurt dışına okumak istedim ve ben çocukken kaç kere İstanbul'a geldim ve bu ülkeye beğendim. Bu yüzden İstanbul'u seçeceğim. Yani hem burada akrabalarım var ve abimle okuyacağım. Bu yüzden İstanbul'a gelmeye karar verdim. Peki, işte daha önce gelmiştin, gittin, evet. Geldin ama artık bir süre temelli kalacaksın ve yaşayacaksın. Bir ortam, yani kendi bulunduğun ortamdan başka bir ortama geçiş yapacaksın. Neler hissettin? İşte kesinleşti, biletini aldın, bavulunu hazırlıyorsun, uçağa doğru gidiyorsun. Neler hissettin? İlk şey biraz heyecanlandım. Evet, çünkü ben Türkiye'ye gideceğim ve herkes söylüyor ya Türkiye İstanbul'a güzel bir şehir ve her şey, bütün şeyler olduğunu için şöyle heyecanlandım. İlk geldiğim zaman biraz stres oldum çünkü ya garip, ilginç bir dil ve başka bir dil, başka bir ülke bu yüzden. Ama zamanla alıştım. Sonra evet. Gelmeden önce hiç Türkçe'ye baktın mı, biraz araştırdın? Evet, ben zaten gelmeden önce Türkçe öğrenmeye başladım yavaş yavaş, evet. Sonra evet, bazı ülkeler, yani mekanlar, ne var ne yok İstanbul'a falan şöyle baktım ve geldim, yani çok problemler yaşamadım yani. Genelde ilk defa gelenler bu şekilde hissediyorlar. Benim de öyle oldu yani. 2015'e gidelim böyle. Evet. Her şey evet. Tamam. Gideceksin, evet. Türkiye'ye. Bavulunu hazırlıyorsun. İşte pasaport hazır. Yani hatta eski havalimanı ben geldim. Şimdi Atatürk yeni havalimanı oldu. Yani zaman değişiyor. Hayat böyle. Neler hissettin orada bavulunu hazırlarken?
işte Türkiye'ye gideceksin, pasaportun elinde, havalimanına doğru yürüyorsun. Hatta işte 2015'in o Asım'ını anlat bize. Neler hissetti evet, o yolda? Küçük bir hikayem var, söyleyeyim. İlk geldiğinde görevli adam bana sordu. Hatta söylemeden ben merhaba dedim. Ben hiç Türkçe bilmiyordum ama merhaba öyle duydum internetten. Tamam, merhaba söyleyeceğim. Hadi bakalım. Yani öyle yani. Ne çıkarsa baktım. Ne çıkarsa olsun yani. Bu salladım yani. Büyük sürüm dildir. Evet, aynen. Büyük sürüm dildir. Salladım. Merhaba. Hangi uyruklusun? Türk müsün? Öyle bir soru hatırlayayım. Evet, bu şekilde sordu bana. Ben takıldım ya. Nasıl cevap? İngilizce hemen cevapladım. Yok, ben yabancıyım, Yemenliyim falan. Sonra İngilizce. Ha, tamam. Welcome to Turkey öyle dedi. Sen Türkçe merhaba deyince o daha... Evet, sadece merhaba. Hatta bir kelime çok pratik yaptım ben Yemen'deyken. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok ezberlemeye denedim ama başaramadım. Şimdi tanıştığımıza gururla söylüyorsun evet, şu anda yani. Tabii alıştın. Evet. Samettin sen işte geleceksin. Her şey hazır. Havalimanına doğru yürüyorsun. Uçağa bineceksin ve uçak başka bir ülkeye gidecek. Neler hissettin? Biraz heyecanlandım. Streslendim. Dil bilmemen için benim için bence büyük sorun dildir. Eğer dili bilirsen hiçbir şey, her şey yapabilirsin, her şey istediğin şeyi yapabilirsin. Zaten benim ana dilim Uzbekçe. Türkçe ve Uzbekçe birbirine çok benziyor. Hı hı. O yüzden bana o kadar problem değil. Ben çok zorlanmadı. Çok zorlanmadı. Basittir. Basit. Peki. Biraz böyle şeyden bahsetmek istiyorum. Şaşırdığınız ya da endişe duyduğunuz anlar oldu mu? İşte geldin İstanbul'a, bir şey oluyor, sen ona şaşırdın. Ne oldu? Şaşırdığım şey kalabalıktı. İstanbul çok kalabalık. Senin çok yaşadığın insan. Şehrin nüfusu ne kadar? Yaşadığım şehrin nüfusu 1 milyon, 2 milyon kadar. Çok az. Az. Yani, yani İstanbul'a yani, göre tabii, çok az. Evet. İstanbul küresel şehir yani. Hı hı. Tabii. Sen kalabalığa mı şaşırdın? Evet. Çok kalabalık. O kalabalık senin üstüne doğru geliyormuş gibi hissettin mi? Evet. Sen peki Asım işte geldin 2015 hani şeyde ülkenin durumu, Türkiye'nin durumu biraz daha işte pandemi yok mesela. İşte pandemide birçok şey değişti, insanların birbirine işte yaklaşması, uzaklaşması. O zamanlar hani şimdi böyle şey diyoruz ya, yeni dönem diyoruz. O dönem biraz daha böyle eski dönem gibi öyle adlandırıyoruz. Sen gördüğünde endişe duyduğun ya da şaşırdığın bir şey oldu mu? Evet, yıllar gerçekten. Yani şaşırıyorsun, nasıl yıllar diyorsun. Hayır, benim için yıllar çok önemli. Çünkü Yemen'de ulaşım, karayollar... yok o, yani bu yani bu kadar aynı kilite değil. Hı. Yani o kadar kiliteli değil. Beğendim yeşil bölgeler görüyorum. Ben gece de geldim ama gördüm yani elektriği falan. Çünkü Yemen'de hala savaş var, iç savaş. Elektrik kesildi. Aa, tamam. O ben gece elektrik var burada. Elektrik var. Yani şaşırdım. Güzel bir şehir gerçekten. Hatta Yemen'deyken bir diziyi çok beğeniyordum. Hatta izliyordum. Adı Fatma Suçune. Fatma Gül Suçune. Çok beğendim bu. Hatta ben avukat olmak istedim. Ondan dolayı hukuk okumak istiyorum. Ama olmuyor. Aslında Türk vatandaş değilim. O yüzden okumam. Şu anda ne okuyorsun? Uluslararası ilişkiler mi? İlişkiler, evet. İlişkiler. Siyaset bilimleri. Siyaset bilimleri. Sen böyle şaşırdığın, gördüğünde şaşırdığın, korktuğun bir şey oldu mu? Şey ben ilk geldiğim zaman bir şey şaşırdım. Binalar ve ulaşım araçları çok var. O kadar popüler bir şey yani.
daha farklı ve çeşitli ulaşım araçları var. Metro, tren gibi, hatta vapurla var. Ve binalar o kadar yüksek ki, o kadar şaşırdım. Yani evet, çok yaygın bir ülke İstanbul'da. Bu sebeple çok şaşırdım. Yüksek hatta, binalar Şişli de. Evet. Bildiğim kadarıyla böyle yani. Evet ya, çok yüksek ve çok uzun. Yani Dubai gibi. Evet. Dubai gibi olamayız canım. Ve bütün... Kaç kat onlarınki? Say say bitmiyor artık. Ya, 100'e kadar. Hatta 100'den fazla. Yani. Bu fazladır. Ve hatta bütün şeylere rağmen hala kalabalık oluyor. Yani ben en şaşırdığım şey yani. Bu kadar evet, ev var, bu kadar, bu kadar ulaşım araçları, arabalar, evet, yolları o da uzun ve evet, büyük yollar var. Hala çünkü kalabalık. Sürekli, evet, sürekli gelen insanlar var. Evet, İstanbul'un evet, dışına çıktınız mı? Başka yerlere gittiniz mi? Hayır. O hayır. 2015'ten beri İstanbul'dasın. Buradayım. Sen? İstanbul'dayım. Sadece İstanbul. Türkiye içinde evet gezdim. Antalya'ya gittim, İzmir'e gittim, Sakarya'ya gittim, Bursa'ya gittim. Şey için söyleyeyim yani o şehir içindeki yollar, bir de şehirler arası yollar var. Evet. O yollar da çok geniş. Çok geniş, son model, çok modern, her şeyleri. Çok kaliteli. Gerçekten Türkiye gelişiyor yani. Ve kalkınması bellidir. Hı hı. Ya bu kendi ülkenizde işte Yemen'de ya da işte Kuveyt'te ya da Suriye zaten hani Afganistan 40 yıldır savaşın öyle ya da böyle sürdüğü bir ülkeden bahsediyoruz Afganistan'da. O yüzden bunlar sizi şaşırtan şeyler olabilir. Peki böyle güldüğünüz, sizi böyle tebessüm ettiren anlar neler oldu? Yani sen daha eski olduğun için sende daha evet, çok olabilir. Evet. Yani İstanbul'da insanlar gördüğüm gibi ciddidir. Çok gülmüyorlar. Yani bu işten dolayı galiba. Ama köylerde Bursa'da mesela ben gittim, ziyaret ettim çiftçiyi mesela, hı-hı, çobanlara konuştum, sohbet ettim. Çok beğendim. Onlar gülüyor mu? Oralara evet. Gülüyorlar, fikre soruyorlar. Mizah hatta var. Niye? Orada. İstanbul'da da gülüyordur insanlar ya. Biz gülüyoruz mesela şu anda İstanbul'da. Yani sadece İstanbul değil yani. Amerika'daki New York falan o büyük şehirler. Metropoller evet, böyledir. Yani herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Biri hastaneye yetişmeye çalışıyor, biri işine yetişmeye Londra'da çalışıyor. Londra'da mesela. Böyle insanlar değil yani. Mesela Yemen'de evet. Çünkü durum farklı. Yani iş var oldukça. Evet, insanlar ciddi stresi var. Bir Afganistanlı arkadaş şey söylemişti. Afganistan'da ama Suudi Arabistan'da yaşıyor ailesi. Siz çok sinirlisiniz demişti bizim için. Evet. Evet, doğrudur. Öyle mi? Sinirli evet, miyiz? Evet. Ben bilmem. Afganistan'da insanlar çok güzel, güler yüz. Biz daha mı sinirliyiz Afganistanlara göre? Sinirli ama kalbi saftır. Fark bu. Yani mesela insanlar bir yere yetişmek istediği için, uğraştığı için evet, stresli. Yoksa kalbinde kötülük olduğu için değil. Tabii, ona demek istedim. Yani Türkler yani hiç bu iyi bir şey söyleyeyim. İrkçilik falan yok, bulmadım. Çünkü bu topraklarda hiçbir zaman olmadı evet, zaten. Çünkü Osmanlı Devleti hiç bir ırkçılık yok. Yani devlet adamları saf yani sarf Türk değil. Türk değildi yani. Arnavut, Boşnak, Rum aslı yani. Yani hiç ırkçılık falan yok. Ermeniler var, hı hı, Rumlar var, hala kiliseler. Evet, kiliseler. Hala bizim ama ülkemizde. Ama mesela bazı örgülerde söylemeyeyim yani ama yo, hiçbir cami değil yani. Yani mesela şimdiye kadar Yunanistan'da, Atina'da cami cami değil. Yok. Yani cami yok. Yunanistan yaklaşık 300 yıl alemi İslam'a bağlıydı, hı hı, ama İşte zamanla insanların yani, kendini konumlandırdığı yer. Bu ne demek istedim yani. Evet. Mülteciler sığınıyorlar Türkiye'ye. Yani şimdiye kadar. Hı hı. Yani bu ülke, bu devlet yardımsever.
gerçekten yani teşekkür etmeliyiz yani bu devlete ve bu millete yani. Hüsamettin, senin böyle karşılaştığında ilgini çeken, şaşırtan, tebessüm ettiren ne oldu? Bir şey oldu mu? Biraz düşün. Olmadı mı? Bence olmadı. Olmadı. Güzel bir şey. O da güzel. Belki evet, belki buradan çıktıktan hala sonra. Hala yaşamadı var. Belki. Hala yaşamadı. Vaktin var. Evet. Sen yaşadın Muhammed böyle bir şey? Şey, burada gördüğüm zaman parklar, bahçeler falan varsa evet. Bu yüzden çok evet daha yemyeşil bir yer. Bu yüzden evet çok güldüm, çok şaşırdım. Çünkü daha hatta denizler var. Bu sebeple havalar falan evet. Deniz evet, evet sizler için. Vapurla evet geliyor gidiyor. Yani hayat var yani hayat bir demek var burada. Peki yani yaşadığın ülkeyle Türkiye'yi kıyasla desem işte böyle yeşili var, denizi vardan başka ne söyleyebilirsin? Şey tabii ki çok farklı var. Yani Suriye'de yani o kadar yeşil değil yani parklar, bahçeler. Hatta yani burada bence ormanlar daha çok yani insanlar önem evet daha önem veriyorlar yani bu konular hakkında deniz çünkü çok turistler geliyor bu yüzden bu konular hakkında daha önem veriyor denizler turistler için çok veriyor vapurla evet ve hatta bahçeler parklar hem yani çiçekler var ve çok renkli hatta Amerikan önceden gittim çok o kadar şaşırdım çünkü o kadar çiçekli güller var ve çok farklı şeyler var. Özellikle Nisan'da lale. Lale. Lale festivali dünyaya, çok güzel. Dünyaya Türkiye'den dağılmış bir çiçek en nihayetinde. Lale'nin öyle bir tarihsel şeyi var. Afganistan, Türkiye'yi böyle kıyasla desem, yani çok uzun yıllardır burada değilsin. Belki de kısa bir süre sayılır ama 4-5 ay. Böyle gözüne çarpan ne olabilir? Aradaki iki ülke arasındaki fark. Fark. Çok farklı yemekler, başka havası, hava. Burada daha mı? Burada daha iyi hava. Afganistan'da daha mı sert? Afganistan'da sıcak. Ben olduğum şehir, Mazar-ı Şerif daha sıcak. Burada göre. Kavurucu sıcak değil mi orası? Evet, evet. Yani dağlar var. Dağlar. Dağların bir de arasında evet. Kaldığı için. Evet. Kuzeyden dağlar başlıyor, güney bildiğim kadarıyla, güney çöl oluyor, Helmand bir şehir var. Yani hatta deniz yok orada. Tabii ki kuru sıcak oluyor. O kadar evet, kuru sıcak değil. Bizde mesela sıcak İstanbul sıcak olduğu deniz olduğu için nem de oluyor. O da biraz işte fazla terlemeye sebebiyet veriyor. Yemen, Türkiye sen bayağıdır hani burada olduğun için. Bu arada hiç gittin mi Yemen'e 2015'ten bu yana yoksa? Dönmedim. Burada kaldım. Aslında burada... Kısa vadeli de olsa gidip gelmedin hiç. Hayır. Hiç gitmedim ben. Burada çok aslında çalıştım. Türkçe iyi okudum yani. Hatta Osmanlıca okumaya çalıştım. İyi bir seviyeye ulaştım. Farklar şöyle, Yemen'de çoğu doğu kısmı çöldür. Orta kısmı dağlar, yeşil dağlar. Hatta yazında sadece yağmur yağıyor, yazında. Ve yaz yağmurları evet, var. Kışında az kar yiyor. Özellikle dağlara. Batı kısmı sahil, Hudeyde şehri, sahil. Sahil çöl gibi yani. Ama ben Sana başkenti değdim. O havası çok güzel. Yumuşak mı? Daha yumuşak bir hava. Yumuşak, evet. Kışında soğuktur. Ama yazında ne güzel bir şehir. Peki, mutfakla yani Türk mutfağıyla aranız nasıl? Kendi ülkenizin yemekleri... Iskara. Izgara. Gerçekten en iyi ızgara, en lezzetli ızgara Türkiye'de. Gerçekten. Aslında Türkler avcılardı. Avcı. Oradan geliyor asıl zaten. Asıl Türk avcıdı. Tabii.
Hatta bir meşhur bir sultan var, 4. Mehmet. O avcıydı. Çok mahir bir avcıydı. Yani onlar ızgaralara çok pişirmeye hakimdir. Sen ızgara seviyorsun herhalde Türk mutfağında. Senin Hüsamettin? Ben kebap. Daha böyle ocakbaşı. Evet evet. Yani kebap Türk bence. Afganistan'da da var. Evet Afganistan'da da var kebap. Ben de yani bütün etler yiyorum. Köfte, ızgara falan gibidir. Hepsi yiyorum. Evet, benim için fark etmez. Çünkü ama dediğim gibi en lezzetli ızgara çünkü evet. Burada çok yaygın yani insanlar çok hatta çok restoranlar, lokantalar var. Bizim kendi evet. Evlerimizde de yaparız yani. Evet. İşte elektronik cihazlar var onlarda da yapılır. Evet. Hatta bizde piknik kültürü diye bir şey vardır. Hafta sonu bütün aile toplanır bir yere gider. Orada mangal yapılır, ızgara yapılır. Bence köz varsa yani normal olarak. Bir piknik yaparlar. Piknik. Evet gibi. Bizde piknik diyorlar. Şey değil gibi. Tatlılarla aranız nasıl? Çorbalar. Çorbalar. Mercimek çorba. Özellikle mercimek. Yemen'de bizimki gibi bir çorba kültürü var mı? Var ama farklı. Farklı ama Türkiye'nin çorbaları güzeldir. Gerçekten. Bizimki senin çorbalarla çorba aranız... var. Böyle değil. Adı ne? Biz çorba diyoruz. Hadi sadece söyle. Evet çorba, söyle. Çorba. Çorba. Çorba aynı şey aslında. Evet, etle pişiriliyor. Çorba diyorsunuz. Bizde çorba. Çorba değil. Çorba. Çorba ha. Et mi oluyor içinde? Evet, etle pişiriyoruz. Suyu daha bol. Evet, evet. Ramazan'da bizce Ramazan'da çorba yiyoruz. Çorbanın içinde et koyuyoruz. Hatta mantar çorbası var yani mercimek çorbası ve mantar çorbası çok farklı yani hatta et çorbası var, tavuk çorbası var. Hı hı. Ama bence en lezzetli benim için mercimek çorbası ve mantar çorbası ve çok severim. Türkiye'de mi? Evet Türkiye'de. Hı. Suriye'de? Hatta evet o da Suriye'de var genelde ama biz başka bir yolları pişiriyoruz. Çok ağırlı oluyor çorba. Yani o kadar hafif değil ağırlı oluyor. Evet. Baharat. Evet baharatlı daha baharatlı. Ağır oluyor. Evet ağır oluyor. Tatlılarla aran nasıl? İyi. Ben... İyi mi? Evet iyi. Tatlılar. Bütün tatlılar evet. Bizimki daha güzel. Daha lezzetli. Yemen tatlısı mı? Arap tatlı genelde yani. Arap tatlısı Türk tatlılarından daha mı iyi diyorsun? Evet. Hangisi? Şöyle Türk tatlıları. Bir dakika baklava Türkiye'den Arap çıkmış bir şey. Dünyasından senden geldi. Nasıl da daha tatlı nasıl olacak? Tamam bir hikaye söyleyeyim. Tamam söyle. Baklavacı bir adamdı Osmanlı döneminde. Hacca giderken Halep'e gitti. Yedi bu baklavayı. Çok sevdi. Ve hacdan dönerken İstanbul'da bir dükkan açtı. Ve hala bu dükkan çalışıyor Karaköy'de. Evet. Baklava aslında Halep'te. Yani Arap. Evet. Ya şimdi baklava is our yani hani baklava bizim. Yunanlar da çok bizim. Baklavanın menşei o evet, Gaziantep, Yunanlar... Hatay vesaire oradan çıkma. Hatay künefe de tatlı oradan gelme. Köfte, baklava o bildiğim kadarıyla evet. Yunanlar hatta konafe yiyoruz. Konafe. Baklava yiyoruz öyle bir onlar sahiplenmeye çalışıyor da onlar bizden yani bu medeniyet Mezopotamya'dan çıkmış. Türkiye'nin topraklarından çıkmış ürünler. Evet, Türkmenistan. Ama şöyle bir şey var. Yani kültürler çok ülkeler birbirine yakın olduğu için, kültürler de yakın olduğu için geçişkenler olabilir. Ama ya hani Arap tatlıları Türk tatlılarından daha ama iyi Türk olabilir. Türk baklava özelliği tercihtir var. Tercihtir bir şey diyemem. Arap baklava özelliği var. Tabii. Herkes başka bir yöne kullanıyor. Yani ben Türk tatlılar tadım ve çok şekerli oluyor daha evet. Biz daha hafif yapıyoruz. O kadar siz o kadar şerbat takıyor. Evet, şerbat burası kullanıyorsunuz. Çok evet. Evet. Yani bu yüzden bir baklava yedim. O kadar ağır değil size çünkü çok şerbat koydular. Sizin evet. için damak zevkinize göre tatlı daha hafif olmalı. Evet, o kadar şekerli değil yani çünkü evet. Sen ne diyorsun bu konuda? Bence Türkiye'nin tatlıları daha güzel. Heh. Bakın arkadaşlar. Yani ben saygı diyorum ya. Tabii ki yani. Demokrasi var burada. Bizim coğrafyada yemek, tatlı bunlar çok çeşitli olduğu için
hani şu en lezzetlisi, bu sizden daha iyi, hani işin esprisi, gülüyoruz ama çok çeşit olduğu için bunu bir yere kategorize etmek zor. Zor tabii mesela ki. Mesela tatlı bile envai çeşit tatlı var. Çorbası, işte ızgara diyorsun mesela. Hani ızgaranın bile kendi içinde çeşitleri var. İşte ocakbaşı olanı var. Hatta rekabet var. Adana ve Urfa arasında tabii, bir rekabet var. Adana ya da Gaziantep'e şehrin sokaklarına güzel girdiğinizde evet, sürekli bir duman görürsünüz. Sanki bir yer yanıyor gibi aslında. Aynen. Yemek pişiriliyor. Bunlar sizin kültürünüzde de, yani Afganistan'da sokakta hani restoranlar vardır zaten. Evet, evet. Çok yabancı değildir. Yemen'de bilmiyorum çok var mı? Yemen'de hatta bir tatlı çıkmış, Türkiye'den geldi Osmanlı döneminde. Adı Ravani. 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 Çok meşhur yemek. Sana. Özellikle sana da. Öyle mi? Evet. Peki Muhammed, bir süredir İstanbul'dasın. Evet. İstanbul'da yapmaktan hoşlandığın, işte bir gezme olabilir, bir yere gitme olabilir, bir yerde oturma. İstanbul'da yapmaktan hoşlandığın şey ne? Vapura binmek. Vapura binmek. Benim için evet. Çünkü benim memleketim o kadar vapura değil. Bu yüzden evet. Vapura ilk bindiğim zaman çok... Korktun mu? Yok, o kadar korkmadım. Çünkü ilginç bir şey yaptım ben. Evet, yeni bir şey, daha farklı. Evet, ben denizim ya, her tarafında denizim var. Bu yüzden evet, daha çok iyi bir tecrübe yaptım. Vapura binmek hoşuna evet gidiyor. Senin yani bu çok işte 4-5 aydır İstanbul'dasın. Yapmaktan hoşlandığın şey? İstanbul'da ulaşım çok güzel. Ulaşım. Evet. Her yerde gidersen çok basit gidebilirsin. İstediğin her yere metrobüsle, metrobüsle tramvayla. Dolmuş, dolmuşa falan bindiniz mi? Dolmuş olmadı. Çok kalabalık. Çok. Bazen binerim. Var mı mesela Afganistan'da böyle dolmuş? Orada da ona yani benzer bir şey onun var. Onun gibi var. Dolmuş. Onun gibi var. Yani. Adı dolmuş değildir ama aynı sistem. Evet, aynı sistem. Evet. Aynı. Yemen'de hatta öyle var. Yemen'de var mı? Evet. Yemen'de hiç metro yok. Hiç metro yok. Evet, biz Raylı de. Raylı sistem yok mu hiç? Yok, metro falan yok. Aslında Yemen başkenti Sana'a küçük bir şehir. Yani hatta metro ihtiyacı yok. Evet, nüfusu 3 milyon. Çok fazla. Yani 3 milyonluk şehir sadece karayoluyla mı ulaşıyor? Yani evet. Raylı sistem yok. Yani, büyüyle göre nüfus çok yüksek. Ama yani az. Yani gerek yok yani. Biz de ulaşım araçları o kadar gelişmiş değilse yani. Çünkü biz genel insanlar araban var, kendi araban olsun. Evet. Ve evet, araba kullanıyor. Araba sürerek yani her yere gidebilir. Okula, ne bileyim, başka şeyler. Ama burada o kadar ulaşım araçları çeşitli olduğunu için insanlar araba kullanmak çok kullanmıyorlar yani araba. Ya kullanan var, kullanmayan var. Çünkü 20 hatta, milyonluk bir nüfus evet, olduğu hatta için. Eğer araba kullandığım zaman o da trafik var. Kendi ülkelerinizi düşündüğünüzde biraz böyle farklı bir soru sormuş olacağım. Bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu coğrafyayı, yani siyasi olarak söylemiyorum, sosyolojik olarak söylüyorum. Ne bekliyorsunuz? Mesela Yemen ya da işte Afganistan'da ya da işte Suriye'de, Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te bu coğrafyada kendi ülkelerinizi temele koyarak bu gelişen dünyada, mesela gelişen dünyaya ayak uydurabilecek mi ülkeleriniz? Şey, benim için Suriye'de de Suudi Arabistan'da ben ulaşım araçları daha gelişmek istiyorum. Mesela bununla ilgili Suudi Arabistan'da böyle bir çalışma var mı mesela? Yok, Suudi Arabistan'da genel insanlar araba kullanıyorlar. Yani evet, bir tram var, bir tren var hatta ama çok kullanmıyorlar. Çünkü sadece uzun yani bir şehirden gitmeye için evet kullanıyorlar sadece. Ama peki böyle mi kalacak yani? Suudi Arabistan hep böyle mi kalacak? Yok, değiştirecek, şimdi çalışıyorlar. Bir metrobüs daha ama bence bu şeyler eskiden gibidir. Çünkü eskiden çok kullanmıyor. Sadece arabalarıyla kullanıyorlar. Ama hayat geliştikçe orada da evet, bazı şeyler değişecek herhalde. Aslında evet, ben Suudi Arabistan Amerika gibi yani. Amerikalı insanlar gibi. Her kimse arabası var. Ve o Suudi Arabistan petrol çok var. Yani ucuz. Bu yüzden ulaşım araçları o kadar gerek yok, kullanmıyorlar. Tren ihtiyacımız yok. Zenginiz, bizim evet, toplu taşıma ihtiyacımız yok diyorsun. Kendini yani, arabam var yani, evet, evet, hatta evet.
Suudi Arabistan çok insanlar gelmiyor. Hı hı. Yani Mekke'ye hariç. Hac, evet. Umre, Hac Umre için. Var, metro var. Medine'den evet. Mekke'ye, evet. Hı. Var. Bu yine yeter. Çekmiş, evet. Bence. Bir, evet, hac. Peki Afganistan, işte bu gelişen dünyada ülkenin sosyolojik olarak gelişmesini nasıl öngörüyorsun? Hı. Ben sadece şu ulaşımı istiyorum. Burada ulaşım bu kadar iyi değil. Anladım onu. Aslında Afganistan dağlar çok. Çok. Evet. Yani Sovyetlerin karmaşık. Çıkamadığı, Amerika'nın içinden çıkamadığı, İngilizlerin boğulduğu bir Afgan dağlarından bahsediyoruz. Evet. O dağlar arasında yol yapmak o kadar kolay iş değil. Evet. Ama bununla ilgili çalışmalar vardır herhalde. Çalıştılar. Yani bildiğim kadarıyla ben Afganlı değilim ama öyle ben gördüm haritadan. Kabul, Kandahar'a, Helmand, öyle bir yuvarlık karayol var. Bu bence kaliteli bir karayol. Hı hı. Ama biraz zaman alacak. Onlara ihtiyacı var. Peki arkadaşlar, bitiriyorum. Son sorum şu. Ülkene döndün ya da dönecek misin ülkene? Önce onu sorayım. Yok, hala düşünmüyorum. Yani. Düşünmüyorsun. Evet, düşünmüyorum. Peki ama günün birinde elbet döneceksin. Evet. Ülken sana dese ki Muhammed gel. İşte birkaç ülke gördün, gezdin, dolaştın. Burada sana bir hak veriyoruz. Bir şeyi değiştirebilirsin. Değiştireceğin bir şey olur mu? Tabii ki olur. Ben binalar istiyorum çünkü o kadar Suriye'de o kadar binalar yok ki. Büyük evet, bina mı? Büyük binalar ve evet daha büyük, daha uzun. O kadar ve o da ulaşım araçları yani çeşitli yani Marmaray gibidir. Hatta metrobüs, tram gibidir yani. Evet, eğer Suriye'de bu şeyler olursa evet daha iyi olacak. Afganistan için? Afganistan için ben ulaşım yolları ve aracıları bunları değiştirmek istiyorum. Daha gelişmesini istersin. Evet. Sen döneceksin mi Yemen'e? Yani 2015'ten beri buradasın. 7 evet, yıl umarım, olmuş. Umarım dönsem. Ama muhakkak gelecekte döneceğim. Hı hı. Şimdi kendimi geliştirmem lazım. Okumada, çalışmada ve bu fırsatı iyi kazanmam lazım. Peki döndün, sana bir hak verdiler, bir şeyi değiştireceksin ülkenle ilgili. Evet. Ne istersin? Eğitim sistemi. Daha gelişmesini istersin. Evet, daha. Evet. Geliştirmem lazım. Ulaşım dediği gibi. Ve diğer şeyler, önemli şeyler. İktisat, ekonomik alakalı şeyler. Evet. Peki. Arkadaşlar çok teşekkürler. Rica ederim. Hikayenizi dinlediğiniz için. Eyvallah. Umarım hayatınızın bir bölümünde biz yer aldık. Diğer bölümlerinde de zaman zaman hem ülke olarak hem biz toplum olarak yer alabiliriz. Umarım iyi bir hayatınız olur. İyi bir eğitim hayatınız ve sosyal hayatınız olur. Çok teşekkürler. Burası rüya gibi. Gerçekten ben şu ana kadar kendimi yabancı hissettim. Merhaba dedim. Havalimanında. İstanbul en güzel bir yer. Türkiye çok sıcak insanlar. Her zaman yardımcı oluyor. Allah şükür buraya geldim. 5 dakikada Avrupa yakası, Anadolu yakası.